mu uzak? Yok. Yok, kıyas değil. Ağzımızın içine sokmuyoruz. Ay ben ne yaptım? Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Şeyda'yla beraber mukbang videosu çekiyoruz. Ben Şeyda, hazırlık yapıyorum. Şeyda o kadar aç ki. Anlatacağım. Anlatacak, her şeyi anlatacak. Bunu bu saatte yapıyor olmamız çok kötü. Umurumda bile değil şu an. Benim bak benim gözüm kararıyor. O kadar sinirlik aç. Karnım gırıldıyor, duyuyor musunuz? Şimdi ne oldu? Soru cevaplara geçmeden önce sorularınıza. Hadi ben de buradan sorulara geçiyorum. 1,5 saat önce bir sipariş verdik. Yani Allah'ın ismini vermek istemediğim her gün dediğimiz bir şey yani. 1,5 saatte gelemedi. Bizim sipariş gitmiş 500 evlere bilmem nereye bir şey. Sipariş verdiğim yerle aramızda da 10 dakika var. Bana gelmiş diyor ki, adam aramış beni, diyor ki siparişiniz diyor işte buraya gitmiş. Aa dedim, ne güzel gezmiş yani. İşte yollayalım bir 15 dakika daha bekler misin? Ben zaten bayıldım. Hani ben baygınlık geçiriyorum şu anda. Dedim bana soğuk soğuk mu olacaksın? Yo diyor, patateslerini değiştiririm diyor. Bakın dedim, beyefendi. Hayır, hiç öyle demedi. Hiç öyle demedi. Rica ederim dedim, beyefendi. Madem benim... Bir başladı çemkirmeye. Arkadaşlar ben bayılacağım yani açlıktan. Çok, harbiden çok acıktım ya. Şimdi Instagram'dan sordum. Dedim ki şeyler dedim. Ya bir şey söyleyeceğim, bir de şey çok kötü. Şimdi yemek yerken konuşmamız lazım değil mi? Yani şey değil olan, şöyle değil yani. Hayır, kimse senin yemeni beklemiyor. Okay. Ya bir şey diyeceğim. Ben hatta bunu geçen videolarımda söyledim. Dedim ki ben dedim yemek yerken dedim çok konuşamam. İşte şu an mesela böyle konuşmamız lazım o zaman. Evet çok kötü ama yani ben şimdi kesin böyle en sonunda yemek yemeye başlayacağım. Şu an yemiyorum. Umurumda bile değil. Ben arkadaşlar gerçekten olayım zaten. Çok ay çok. En çok sorulan sorulardan gözüme çarpan şeylerle nasıl tanıştık? Nasıl tanıştık? Biz seninle nasıl tanıştık biliyor musun? Bak ben seni ilk ofiste gördüm. Sen de beni ilk ofiste ben, gördün. Ofiste gördüm Başak'ı. O zaman sadece selamlaştık, öyle bir tanışmadık ama biz en çok film çekiminde yakınlaştık. Aynen ama aynen. İlk hatırlıyor musun? Burak senin sevgilin bizi story atmıştı. Evet. Öyle bir muhabbet var. Biz senin bizim... bir tane video yapıyordun. Aa şey, parodi videom değil mi? Başak'ın parodi videosunun kurgusu yapıyordu. Ben de oradaydım. Orada bir şey biz komik bir dedikodu bulduk. Dedikodu yapıyorduk biz seninle. İlk defa tanışmamıza rağmen biz orada tanıştık. Evet. Öyle bir story'miz var. Ne yalan söyleyeyim, orada bana çok soğuk gelmiştin. Ay. Aman sen de yanıyordun. Ne var? Ya, ilk gün tanışmışsın. Ne yapacağım yani? Biri demiş ki Başak Karam'ı bırak bilmiyorum. Şimdi düşünüyorum. 2 saat düşünüyormuşum. Bu kadar düşünme. Arkadaşlar ikisi de çok farklı. Birisi en yakın arkadaşım, birisi sevgilim yani, anladınız mı? O yüzden sorular rahat merak veriyor. Ay ben çok güleceğim bu videoda. Hiç kavga ettik mi? Sebebi neydi demiş. Biz hiç kavga etmedik. Hiç kavga etmedik ya. Biz hiç tartışmadık bile. Aynen hiç tartışmadık. Hiçbir şey yapmadık bile maşallah. Biz gerçekten hiç tartışmadık. Acaba kavga etsek neyden kavga ederdik? Sen bir şey yaparsın. Mugene bir şey yapar. Mesela ben bunu demişim yapma kardeşim. Ben bu gider ver ondan kavga ederiz edersin. Aynen biraz şey var. Ben bir yapayım göreyim o benim başıma gelsin. Şeyda da önceden ne olacağını çok iyi uyarırım. Tahmin eder. Beni uyarır. Ben de bunu dinlemem gider yaparım. Bu birazcık şey. Sonra iyi düşünüyor ki, böyle saf düşünüyor. Evet ben böyle ay. Saf düşünüyor sen. O yüzden. Sonra yemek de yemeğini ye. Ağzımın payını aldıktan sonra da Şeyda haklı çıkar. Öyle. Demiş ki biri şu aralar canını sıkan bir şey var mı? Benim mi? Evet. Düşüneyim bakayım. Benim hep var. Benim genel var. Ya, çok büyük bir sıkıntım yok şu an. Tabii ki de herkesin hayatını sorunu ufak tefek şeylere tabii ki de takılıyoruzdur. Var mı kız? Ben ne bileyim senin hayatını. Nasıl bilmezsin acaba? Nasıl bilmezsin? Daha ne kadarını bilebilirsin? Kaç yaşınızdasın? Biz 20 yaşımızdayız. Aynen arkadaşlar. Ben Ağustos doğumluyum. Bu ne mi ya? Ben niye konuşuyorum? Millet de yazacak ki bunu şimdi. Hey millet de yazacak şimdi. Şeyler bak ağzında yemek varken konuşuyor. Başa bak ne kadar kibar. Ben biliyorum şu hayalcilikleri çünkü. Hayatında yaparken en utandığı şey. Ne oldu hayatında yaparken en utandığı şey? Düşüneyim ben çok utanç verici şeyler yaptım. Aklıma gelmedi. Benim de aklıma gelmedi. Çünkü beynimde şeker yok şu anda. 2 yıldır tanışıyoruz. Onu da çok sormuşsunuz. Aynen. Kendi paranızla aldığınız ilk şey neydi? Benim kendi paramla aldığım ilk şey... Yani YouTube'dan kazandığın kendi paranla. Aynen YouTube'da ekipman almıştım ya herhalde. Ben ilk paramı ekipman alacak kadar yoktu. O yüzden şey yapmıştım. Biraz ile makyaj malzemesi almıştım. Ama şöyle. Yine videolarda kullanmak için aslında. Ben ekipman almıştım ama borçlu bir şekilde almıştım. Hani öyle gidip direkt tak diye vermemiştim. Çünkü ben hani ilk başta o zaman çok büyük bir para kazanmamıştım yani. Daha böyle arttığı zamanlarda kedilerime ev almıştım. Hatta geçen annemi taşırken o ev artık çok eskimiş. Çünkü artık hani 1,5-2 yıl olmuş.
Onu mesela sokağa bıraktık sokak kedileri girsin diye. Vay be. Hiç küstünüz mü? Hayır, hiç küsmedik. Büyük değişikliklere nasıl alışıyorsun? Çok zor. Çok ben zor alışıyorum. Bir şekilde alışıyorum. Ben alışıyorum. Ya ben de alışıyorum. Alışmıyor değilim ama hala alışamadığım durumlar var. Ben şey çok kolay alıştım ya. Ayrı eve falan çıktım ya. Şu an mesela sanki hep ayrı evde yaşıyormuşum. Yok, ben ona kolay alışamadım. Ben çok kolay alıştım ama. Ben hani hem Antalya'dan gel, sen hadi İstanbul'da yaşıyordun zaten. İstanbul'da yabancı değildim. Ben hani hiç İstanbul'u bilmediğim halde taşındım. O yüzden biraz zorlandım. Hala adaptation sorunları yaşıyorum kafamda ama geçer. Alışıyorum. Nefret ettiğiniz YouTuber var mı? Ben Orkun'un videosunda nefret ettiğim birine evet var diye bir cevap vermişim. Herkes böyle işte aa şu mu bu mu falan. Arkadaşlar nefret ettiğim derken sevmiyorum yani. O kişiyi sevmiyorum ama bu nefret et diyor anlamına şöyle, gelir mi gelmez yani. Nefret etmek demek hani ya açıkça düşmanlığını ben... ilan edeceksin. Yani birinden nefret ediyorsan onu zaten bilmesi lazım insanların bence. Hani nefret kadar güçlüyse. Hayır, nefret kadar güçlü falan değil. Sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Ben ortamda de. Bir araya geldiğimiz zaman selam dahi vermiyoruz. Bu kadar basit yani. Aynen, benim de var. Senin zaten çok var. Benim de sürekli olarak değişiyor sıralama böyle. Bazı aileler top 5'e oynayan isimler alıyor. İlk 3'e giriyor bazıları. Kim ne bileyim işte. Yani kendi aralarında böyle sıralamaya koyuyorum onları. Mesela diyorum ki bu aralar diyorum şundan daha az diyorum, gıcık oluyorum. Şuna daha çok gıcık oluyorum diyorum. Onları böyle sıralama falan yapıyorum. Öyle şu telefonu açar mısın canım? Açarım canım. Ölü ya da yaşayan biriyle tanışmak isteseniz herhangi biri kim olurdu? Neydi bu bak beynim durdu şeyden. Mısır'daki kadın. Kleopatra. Kleopatra'yla tanışmak isterdim ben. Tanışırdın kesin. Aa hemen tanışırım. Ne var ama hayır yani herhangi ölü ya da diri yani. Tanışmak isterdim Kleopatra'yla, merak ediyorum. Ya onun dışında Atatürk'le tanışmak isterdim. Evet, Atatürk'le tanışmayı çok isterdim ya. Peki tanış böyle karşısına geçecek cesareti bulabilir miydin kendinde? Ya böyle elini kolunu sallaya sallaya. Yani, tabii ki de öyle, hayır yani. Anladın mı? Direkt hani böyle gidip masasına oturma cesareti bulabilir miydin kendinde? Ben asla bulamadım. Ama tanışabilecek bir ortam hani oldu diyelim ki. Ama insan ne bileyim ya. Ay tüylerim diken diken oldu valla. Çok garip biriz. Ama tanışmayı çok isterdim. Burak Güngör'le ne zaman evlenecekler? Ya ben böyle gelen soruları o kadar saçma buluyorum hemen ki. Cevap veriyorum. 23 Nisan 2028. Atıyorum ben size desem ki evlenme teklifi aldım. O zaman bana desek ki ne zaman evleniyorsun? Hı, evet bak bu ben tamam. Ben okeyim ona. Aynı evde yaşasanız daha iyi olmaz mı? Hiç hayır, iyi olmaz. Hayır. Bak. Biz onu yazın bir ay denedik gibi bir şey oldu. Ama yazın fena değil mi? Neden fena? Ama yazın sistemsizlik. Sen mesela yazın Başak'tan böyle işte ev bulma falan filan şeylerindeyken ben de kalıyordum. O zaman biz bayağı yakınlaşmıştık. Yani otelde kalmasın ben de kaldım. Ve bir ay böyle Başak'ta biz full yaşadık ama biz beraber çıktık. Mesela ben çocukluğum Başak'ta o donatları ona veriyordum bilmem ne falan filan. Yani çok sistemsiz ama anlaşamayacak değiliz. Ama şöyle bir şey, ben çok dağınık, Başak da dağınık. Ama ben daha çok dağınım. Ben harbiden çok dağınım. Başak da dağınım. Bunu kabul et. Dağınım. Hani Başak atıyorum 5 dağınıksa ben 15 dağınım ama ikimiz dağınız. Evet. Onu geçtim. İkimiz de inanılmaz yoğun iş yapıyoruz, yoğun çalışıyoruz. Şimdi okey, hep biz yan yana görüyoruz ama ikimizin de farklı arkadaşları var, yani farklı çevreleri var. Başak'ın ailesi geliyor İstanbul'a. Atıyorum benim işte kedim var, o bu şu derken olmaz yani, hiç iyi olmaz. İyi ki de böyleyiz. Çok soruyorlar niye aynı evde yaşamıyorsunuz, özellikle altlı aynen. Üstte oturduk. Bu arada mesela altlı üstte oturduk ama ay değiliz artık. Evet. Ama şu an hala çok yakınız yani. 10 aynen, dakika hala... falan evimizin arası. Hatta ben 5 dakika. 5 dakika bile sürmüyor aynen öyle. Ama tabii altlı üstte otururken daha çok görüşüyorduk. Daha yani. Kolay oluyordu. Ya tabii canım direkt iniyordum aşağı pijamayla. Arkadaşlıktan beklentileriniz nelerdir? Sana patatesimi verirsen beklentini karşılayabilir miyim? Hepsini verme. Benim arkadaştan beklentim, okey iyi günde arkadaş çok önemli, işte iyi eğlenebileceği falan ama kötü günde çok önemli. Mesela sadece iyi günde yanında olunca bir insan, okey arkadaş oluyor ama dost olmuyor. Evet. Bence kötü günde de hani olmalı. Şöyle hissettiğim kişilere ben hani dostum diyemiyorum. Atıyorum o an kötüyüm ya da bir şey lazım bana ya da işte ne bileyim. Herhangi bir yardıma ihtiyacım sana var. Sana getireyim mi falan diye bile teklifte bulunmuyor aslında. Aynen. Yani şey diyorum. Canım ya çok üzüldüm diye geçiyor. Bir de onu geçtim hani ben sormaya bile çıkmıyorum. Mesela atıyorum telefon listeme girdiğim zaman aciliyetli bir durumum var, şeyim var. Eğer hani mesela atıyorum X ismi. Ha yok ya bu aranmaz şimdi gece mece. Evet. Desem bitti yani. Hani şöyle o benim hani tanıdığım arkadaşımdır. Ama bence dostluk çok ayrı bir şey ya. Ve bizim aramızda
Ya o kadar böyle her şeye şahit olduğumuz için birbirimizin hayatında. Mesela şu an bazı şeyler burada söylenmiyor. Ama hani bak hani gibi. Şey olarak düşünmeyin. Hani ufak düşünmeyin, anladınız mı? Hani, en gidebileceğiniz en büyük hani, şeye kadar en drama yani. Hani nasıl söyleyeyim size. Kavgadan tutun sağlığa hani en dramatiklerini düşünün. Evet. Hani belki bizi buradan ne çok yansıtmıyoruz tabii ki de. Bazı şeyler söylenmiyor ama hani biz en uca gittik yani. Evet gittik. En uca gittik yani. Çok böyle çok eğlendiğimiz de oldu. Hani artık böyle yerlerde sürüklendiğimiz, eğlenmekten güldüğümüz zamanlar da oldu. Ki bazen durup dururken bile öyle oluyoruz. Neden bilmiyorum. Saçma bir şekilde gülmeye başlıyoruz falan. Ama gerçekten hani en dibi gördüğümüz zamanlar da oldu ve her anlamda. Hani ya en basit şey, her anlamda. Hatırlıyor musun Uludağ'dan geldiğimde? Bir geldim böyle bir üşüme, titreme falan filan. Dedim hasta olacağım. Bayılacak gibi oldum, tamam, böyle elim ayağım titriyor, bir şey oluyor. O kadar kötü hissediyorum ki kendimi. Sen de o zaman çekime mi gidecek? Event'e gidecektin sen. Davete gidecektim. Direkt yanıma geldi Burak. Aynen. Ben hazırdım. Ben makyaj falan yaptım. Arada böyle... Tamam boş ver dedim bence, ben geliyorum hemen. Aynen direkt gel. Mesela başkasına bu kadar rahatlıkla işte şey daha gel diyemem yani. Yani ben de aynı şekildeyim yani. O yüzden hani en mutlu günde, en kötü günde gördükten sonra hiçbir şey önemli olmuyor arkadaşlar. O yüzden siz de çok dikkat edin. Yani. Ve arkadaşlarınızla, arkadaşla, tanıdıkla dostunuzu çok iyi ayırın. Seçin aynen. Yani. Şeyda ablanın en nefret ettiği şey de, bunu sen cevapla. İnsanlardan. Ne alakası var? Yerime dalga geçiyorum. Sen şeyden nefret ediyorsun ya, yapışan insanlardan. Evet nefret ediyorum. Bak ben gerçekten yapışan insanlardan nefret ediyorum. İsim vermek istemiyorum. Birkaç kişi var şu an hala mevcudiyette. Bir şeyi ilk önceki verdiği söylersin. İma yapar. İki kere öpüyorum. Ben direkt yüzüne de söylüyorum mesela bazen. Neyse ya, ben konuşmak istemiyorum. Hayır sen konuşursan direkt... En nefret ettiğin bir hareketlerden biri bu, ama daha çok şeyden nefret ediyorum ben. Peki ben bir şeyden kolay kolay nefret etmem. Ya ben çünkü her şeye böyle daha... Bu çünkü çok geç nefret etmek zorunda bir şey yaptı. Şimdi bir dakika düşüneceğim size. Oğlum sen her şeye yani... Ya ben şöyleyim. Daha bu pozitif... Her yerimi yalıyorum burada. Dolu tarafından mı akıyor bardağı? Aynen, daha doğru. Ama bazen bardak hani bomboş olsa bile bu dolu taraf falan oluyor yani. Doldurmaya çalışıyorum. Hani ortalık artık böyle berbat olmuş. Bu yine de bir şey bulmak üzere. Ben diyorum Başak, hani kabullen artık bunu. Hani şu an hani bu durumda biz hani okey, biz bittik ya da böyle bir şey oldu. Kanka ya bekleyelim görelim ya, merak kanka etme. Ya, yok ya yapmamışsın, yapmaz kanka. Yok ya öyle bir insan, yok olmaz öyle. Yaşandı. Gerçek bir hikayeden unutulur. Ceyda ile nasıl arkadaş olduğunu yazmışlar. Ceyda'yı tanımıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Ceyda değil, hiç arkadaşım olmadı. Hiç çöp karıştırdın mı? Çok ilginç bir soru. Evet buna... karıştırdım. Neden? Çünkü yanlışlıkla bir şeyim çöpe almıştım. Ha okey, onu ben de yaptım. Ha, ama gidip de birinin çöpünü karıştırmadım yani. Senin gidip çöpünü karıştırmadım. Demek ki de. Ne kadardır kardeşsiniz? 20 yıldır. Şu mantık ya. 20 yıldır kardeşiz. Ceyda pis kokuyor mu ne ya? Dani kokuyorum ben. YouTube olmasa ne iş yapmak isterdin? Yine okul hayatım, üniversite hayatım olurdu. Oyunculuk için çabalardım. Hmm. Yine oyunculuk eğitimini alırdım yani. Ben yüksek ihtimalle güzel sanatlar okuduğum için... Resimle ilgili bir şeyler. Resim ya da tasarım, belki moda evi açmak falan. Öyle bir şey olurdu. Sadece ikinizin bildiği sessizce anlatabileceği bir mic var mı? Ya ama şu an bu kalmadı artık. Kalmadı. Bak, biz ortama girdiğimizde bile birbirimizin gözüne bakarız. O anki atmosferi fark ederiz, hissederiz ve direkt bu. Öyle. Mesela ama kalmadı yani şu an. Kalmadı şu an. Şu an kalmadı. Nerelisiniz demiş. Şöyle klasik sorulardan gidelim birazcık da. Nerelisin? Kırşehir. Ben de Kastamonu'luyum. Niye Kastamonu'luyum deyince herkes gülüyor. Kastamonu'luyum. Bilmiyorum ya. Hiç oralılara benzemiyorsun. Ya oralılar mısın onu da bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Fobileriniz neler? Elimi yalaya bir şey oldu mu ya? Fobilerim Ceko. Ceko'yu seviyorsun, bunu kabul et. Evet, Ceko'yu bir seviyorum. Bir gün yine Başak'la ev arkadaşı olduğumuz bir aylık dönem içinde Ceko o zamanlar daha küçüktü böyle. 3 aylık falan yani. İlk geldiği zamanlar falandı. Benimkine başladı. Ve inanılmaz yaramazdı bir kere. Hani hala yaramaz. Ama o zaman inanılmaz yaramazdı. Başak işte burada yatıyor. Bir de ben... Helal kardeşim. Saat sabah 5. Bir de ben şu şekildeyim. Asla ben evde kapı kapatmam. Her kapım açık çünkü kedi falan geçsin diye. Sabah 5 Başak geldi böyle elinde Ceko. Kanka uyuyamıyorum yaptı. Korktum ben de, bir şey oldu zannettim. Kalktım, ne oldu Başak, iyi misin falan filan. Elinde böyle Ceko'yu tutuyor.
kanka diyor beni diyor uyutmuyor, çok uyuyamıyorum. Aklım çıktı benim, aldım çakışı, birazcık kendim oyaladım. Sonra baktım bu sızmış, çakı tekrar bunun yanına gitmiş. Kediyi böyle getirmiş bana veriyor. Bunu al diyor, ben bunu uyuyamıyorum diyor. Ya ben zaten kediye alışık bir insan değilim yani. Hep sokakta gördüm. Ama Ceko da bunun ayaklarını falan ısırıyordu evet. Yani. Evet evet. Yorganın altına girip. Haklıydım yani, gerçekten haklıydım. Birbirinizin kıyafetlerini giyiyor musunuz? Giyiyoruz. Giyiyoruz. Ayak, özellikle bizim ayakkabı numaramız. Aynen değil mi? Evet. Aynı oluyor genellikle. Üstlerimiz oluyor. Oluyor. Çünkü genellikle ya böyle hani çok bol şeylerimizi şey yapıyoruz. Ceketlerimiz falan. O yüzden o konuda çok şanslıyız. Aynen. YouTuber sevgili yapmayı mı doğru buluyorsunuz? Yoksa tanınmamış biriyle olmayı mı? Burak hayatımda yokken tabii ki de böyle konuştuğum insanlar vesaire oluyordu ve de bu onlar için çok büyük bir sıkıntı oluyordu. Yani mesela o zamanlardaki bir şeyimle, erkek arkadaşımla bu konu hakkında tartışıp ayrılmıştık. Şöyle demişti yani bana, her şeyini kapat. Hayır. Ne? Evet. Her şey ya bak mesela. Aa, mesela şöyle diyordum mesela, şunu anlaması insanlara zor oluyor. Evet. Aslında çok kabul edilebilecek bir şey yapmıyoruz hani. Evet şey doğru. Açısından. Çünkü bir fotoğraf atıyorsun, binlerce yorum, binlerce şey, işte insanlar seni tanıyor ediyor falan. Günlük hayatımızda sürekli tabii, kamera evet, aynen öyle. Falan. Sürekli her şey kayıt altında bilmem ne. Tabii ki de insanlar hani böyle garip sevebilir ama şunu ben yanlış buluyorum. Bunu bilerek, kabul ederek hani bir ilişkiye başlandıysa sonrasında bunun yok edilmesi istenemez bence. Bu saygısızlık, senin işine saygısızlık. Aynen yani. O yüzden hani aslında YouTuber ya da hani tanınmamış biri olarak değil de bence yapılan işe saygı duyabilecek hani bu kapasitedeki evet. insanlarla olmalı. Hatta şöyle bir şey var. Mesela ben YouTuber'ım. Şu an işte sevgilim Burak YouTuber. Şu an ikimiz birbirimizi çok rahat anlıyoruz. Çünkü çok rahat tanımlıyoruz. Mesela aynen. onun fotoğrafının altına gelen kartlı yorumlarda bilmem garip mesajlarda ben hani şey yapmıyorum. Hani Burak'la tartışmıyorum. Bana garipsemiyorum. Çünkü bana da benim de başıma i̇şte geliyor. Sana da onun geliyor, da başıma geliyor. Geliyor. Yani. Hani illa YouTuber olmasına gerek yok. Bu işi bilen biri olsa da bence hani böyle bir ilişkiyi kaldırır. Ama şimdi mesela benim hayatıma girecek bir insan. Diyelim ki gayet normal bir hayatı var. Üniversiteye gidiyor falan filan. Ya da çalışıyor. Böyle bir hayatı olan bir insanın da mesela benim hayatımı kabullenmesi çok zor oldu. Tabii o yüzden onu da zorlayamazsın. İşte, evet. İki tabii ki de hani, zorlayamam. Birbirine aynen. İki tarafta anlayış göstermesi ama yine lazım. De ben mesela YouTuber biriyle sevgili olmak istemem. Sen YouTuber'ken mi yoksa yani YouTuber değilken mi? YouTuber sevgili. Hayır bak soru şey. YouTuber sevgili yapmayı doğru buluyor musunuz? Hani YouTuber olan biriyle evet, sevgili YouTuber olmayı. YouTuber olan biriyle. Tamam. Aynı işi yaptığında evet. YouTube camiasından okay. biriyle sevgili olmak ister miydim? Hayır yani. Diyeceğimi anladınız da siz neyse. Ya bence hani kısaca özet geçmek gerekirse iki tarafta birbirine saygı duyduğu sürece hani YouTuber olmuş, YouTuber olmamış hiç fark etmez yani. Benim için fark ediyor canım benim. Yok. Hiç birbirinizi kıskandınız mı? Yok ya. Ama şöyle hiç o benim kankam değil yani birbirinizi kıskandınız mı? Ben hiç kıskanmam arkadaşlarım ya. Ben de hiç yani kıskanmam arkadaşlarımı ya. Başka arkadaşlarımdan hiç kıskanmam. Bak mesela bana o kadar çok şu soru geliyor ki mesela diyelim ki Sude Çınar'la gidiyorum story atıyorum ya. Şeyda niye sattın? Ya öyle bir dünya yok. Mesela Şeyda da belki bir durumu arkadaşıyla buluşuyor ben bir şey diyor muyum? Ay yürü git ben bir şey söyleyeyim arkadaşım benim o kadar az arkadaşım var benim ki. Benim kaynıyor sanki. Kaynıyor tabii Antalya'ya gidiyorsun oraya buraya gidiyorsun. Senin bir sürü Bahattin Ergin oraya bir kere seni. Allah Bahattin arama şu kızı hep ya. Sinir oluyorum sana Bahattin. Ay benim liseden arkadaşım. Sormayın ya tam böyle başak atıyorum bir iş yapıyoruz Bahattin arıyor. Alo kankana bir de konuşuyor ki sanki neyse. Neyse Bahattin. Var senin arkadaşın. Ya var Antalya'da daha çok tabii. Aslında benim de çok arkadaşım çok sen tanıdığım var da. Ben evet çok üşeniyorum. Ben mesela evet sen görüşüp biri beni mesela şu an çağırsın kalkıp giderim bu videodan. Ben gitmem. Sonra. Birlikte tatile gitmeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz evet. Her gün düşünüyoruz her ve gün. Hiçbir zaman yerine getiremiyoruz. Mesela bundan 2 ay önce kışın ortasında Kapadokya'ya gidecektik. Evet. Sonra işte hatta story falan paylaşmıştı. Kapadokya'da hani bildiğiniz çok ağır bir kış varmış gidememiştik o kadar basit yani bu kadar. Ama yaz geliyor artık bence var ya gitsek bak yine hemen hayallere daldım ama çok güzel olur gideriz. Gideriz inşallah. Aynen. İnşallah yemek diyorsunuzdur şu an bizimle i̇nşallah. Beraber yemek yemişsiniz. Ben genelde topiklerini yemek yerken izlediğim için ben yüksek güzelliği yemek yiyorlar. Şeyhan kanalının linkini de aşağıya koyacağım. Şurada. Aşağıya da koy, buraya da koy, oraya da koy. Şeyda Erdoğan. Instagram @seyderdogan. 1 milyon, 1 milyon alıyorum. 1 milyon. Asya aldık. O yüzden bir tane
takip edelim. Thank you. Kendi reklamını bu kadar iyi yapan bir arkadaş. Helal olsun kız işte. İlk kızım o kadar takipçi var. Biraz da 5 yaptı. Ben olabilirim 1 milyon. Ama beni seviyorsanız gelin ya. Gerçekten hani gerçekten güzel videolarım var benim. Makyaj yapıyorum falan. Kız kanalı sana vereyim o kadar sahiplendi. Yok ben 1 milyon olacağım. Ben en çok şey ben onun hevesliyim. Yok be kız 1 milyon olunca da şey olmuyor ya. Hiç önemli olan heves. Önemli olan o kitlenin seni sahiplenmesi. Evet gerçekten öyle. 100 bin de olsan. Bak mesela hani, örnek veriyorum lafını kestim. 1 milyon 600 bin, 700 bin falan şu an. Ama acaba bunlardan kaç kişi gerçekten beni burasıyla seviyor? Bu çok önemli. Ya mesela şöyle bir şey atıyorum. 10 bin takipçin olur ama 10 bini seninle ölüme gelir ya. Harika kitle. Ama 1 milyonda da mesela hani onların büyük çoğunluğu seni seviyorsa bence evet. Harika. Neyse kapat videoyu hadi. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Bir şey deme artık yeter. Ay, çok konuştun. Ses patladı. Ha, pardon. Öptük sizi. Görüşürüz. Bay bay.